Selam dostlarım. Bugünkü konumuz Nur Suresi. Biliyorsunuz bir süredir Kur'an-ı Kerim'deki surelerin bazılarının açılımıyla başladım. Giderek de ilerliyoruz. Bir süre sonra Celcelüeti'ye de inşallah biter. Size aktarımda bulunurum. Surelerin konuları var arkadaşlar. Bazı birden fazla sureler aynı konuları işliyor. Bazen de bir sure bir konuyu işliyor. Baştan sona kadar surelerde anlatılmak istenen şeylerin belli bir amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Bir de Mukatta harfleri denilen tek e, harflik ayetler var. Bunları Arapça olarak okuduğun zaman farklı anlamlara da gelebiliyor. Şimdi bu mukattadan bu şu anda bahsetmeden surelere devam edelim. Örneğin Rad suresi ahiret alemini anlatıyor, spatyumu anlatıyor, oradaki düzeni anlatıyor. Kıyametle ilgili Kıyamla, hasatla ilgili çok fazla sure var. Zamanla ilgili bir keyf suresi var. İnsanın yaratımı ile ilgili olan pek çok sure var ya da yaratımlarla ilgili. Nur suresinin özellikle 35. ayetini bazı arkadaşlarımız dikkat çektiği için diğerlerinden önce bunu öne aldım. Çünkü Nur suresinin 35. ayetinde çok özel bir durum anlatılıyor. Nur suresi genel olarak serül hesapla ilgili arkadaşlar. Konusu bu. Baştan sona örneklerle, dünya yaşamından örneklerle, yasalarla, bir takım kurallarla, isterseniz ahlak kuralları deyin ama genel olarak bu serül hesaptır. Yani ne ekersen onu biçersin yasası bu. Ya da yaptığın şeylerin bedeli sana bumerang olarak geriye döner deyin. Onu da düşünebilirsiniz. Bu surenin anlattığı şey bu. Fakat tam ortasında, surenin tam ortasında 35. ayette birden bunun tekniğini anlatıyor. Yani serül hesap size nasıl düşer onu anlatıyor. Nur suresi denmesinin sebebi de bu. Yani nurla birlikte bu yasa işlemeye başlıyor demek istiyor. Şimdi özellikle başlayalım 35. ayetten itibaren. Diyor ki Allah göklerin ve yerin nurudur. Göklerin dediği zaman arkadaşlar gök katmanlarından bahsediyoruz. Bizim evrenimiz bir hidrojen evreni. Biliyorsunuz çok fazla anlattık videolarda, kitapta, yazılarda. 7 katmanı var. 7 gök var. Yani isterseniz buna boyut deyin ama boyutlar paralel evrenleri de e, kasteder. Yoğunluk diyorum ben daha çok. 7 yoğunluk var. Birinci yoğunluk, ikinci yoğunluk, 3. dördüncü, 5. 6. ve 7'de döngü tamamlanıyor. Hiçlik, birlik biz ruhun yolculuğunda gidiyoruz arkadaşlar. Ruh konusuyla ilgili videoları dinlediyseniz eğer ya da dinleyin lütfen. Bütün detayları verdim. Biz ruh yolculuğunda gidiyoruz. Eleste var edilmiş olan ruhlarımızın bu yedi katman boyunca, göksel katman boyunca beden bulmalarıyla deneyimler yaşa yaşaya yaşaya Ruh birinci katmandan itibaren, yoğunluktan itibaren tekamülünü basamak basamak yukarıyı çıkartıyor. Her bir yoğunlukta da defalarca enkarne oluyor. Ne zamana kadar? Beşinci yoğunluğa kadar. Dördüncü yoğunlukta da yani dört beydede enkarnasyon var. Defalarca gelip gitmek var. Ee, yine e, orada da deneyimler yaşıyoruz. Deneyimlerle birlikte ruh tekamülünü yükseltiyor. idrak seviyesi yükseldikçe ruhun olgunluğu artıyor. Yedinci yoğunluktaki birlik seviyesine gelme aşkıyla bir adım daha öne çıkıyor. Biliyorsunuz biz üçüncü yoğunluktayız. Burası bir seçimler katmanı. Yaptığımız seçimlerin bedelini ahirette sorgulanarak hesaplamasını yaptırıyoruz. Sonra tekrar, tekrar tekrar yaklaşık bir 500 defa daha fazla olan da var. Bu 3B katmanı boyunca tekrar tekrar ruhumuz yeni bedenler bularak insan olarak dünyada beden buluyor ve deneyimlerini yaşıyor. Beşerden itibaren idrak seviyesi yükseliyor. En son insanı kamil vaziyetindeyken Hasat yani kıyamete giriyor ve e, hasat olacak ruhlar, olgun ruhlar 4B'ye sevgi planına yarı süptil beden bulma yerine geçiyor. Orada da yine enkarnasyonlar devam ediyor ama bu madde bedende değil. 4B'nin e, daha latif yarı süptil bedenleri olduğunu biliyoruz. Orada seçimlerde de yok kutbiyetler belirlenmiş. O kutbiyetlere göre sürekli deneyimler yaşıyorsunuz. Ölüm de orada yenilmiş. Daha doğrusu ruh transformasyonu oluyor. Ya eski bedeniniz gençleştiriliyor. Tekrar aynı görünümde devam ediyorsunuz. Ve geçmişte yaşadıklarınızı da hatırlayarak devam ediyorsunuz. Ya da başka bir yarı süptül bedene ruh transformasyonunuz devam ederek 4B'de yolunuza devam ediyorsunuz. 5B'ye gelince ise bu iş bitiyor. Artık orası bir dinlenme ve geçmiş 1B'den 2B, 3B, 4B'deki tüm deneyimlerinizi sorguladığınız bir yer ve vazife planının ilahi yasaları işleten kısmın, celal kısmının Vazifede olduğu duyguların bittiği yer 5B. Ve orada süptil bedenler var artık. Yarı süptil bedenler de yok. Dolayısıyla orada bir görevlendirme söz konusu. Görevli olarak alttaki katmanlara hizmet etme söz konusu. Ya da kontrol etme veya tohumlama söz konusu. 6B'de ise Artık tamamen e, nur ve ışık formları e, süptilin de üstünde, nur üstü nurda diyebiliriz. Alem başlıyor, katman başlıyor. Orası yüksek benliklerimiz, Rabbani kısımlar. Lahudi meleklerin olduğu yerler. Bizim varlığımızdan bile haberdar olmayan varlıkların yeri. Onun üstünde ise artık bir anda 7B'ye geçmek var. 7B'de de birlik hiçlik yeniden başlama entropik döngünün son halkası. Tekrar sıfırdan başlıyorsun ondan sonra. Bu evrenler torus biçiminde iç içe geçmiş vaziyette merkezi tek bir noktaya sürekli temas edip sonsuz döngüde gidiyorlar. Kısaca ışık evreni anlatmış olduk. Ama biliyorsunuz ruhun bulunduğu yer, ruhul Kudüs'ün bulunduğu yer, anti evren kısmı. Bunu da daha önce anlatmıştık. Ee, yani ama olan tarafta ilahi yasalar, nizam kurallar var. Şablon, genel şablon orada. Oradaki genel şablona göre ışık evrenler oluşturuluyor ya da kainatlar. Biz hidrojen evrenindeyiz, hidrojen bazlı evrendeyiz. Ve oksijen soluyan bir 3B'de varlığımız devam ediyor insan olarak. Halbuki %79 azot var. Neden %21 oksijen kanımız emiliyor ve vücudumuzda oksijen dolaşıyor? Sudan oluşuyoruz. Belki de azot soluyan başka varlıklar da dünyada var. Belki de onlar cindir ve farklı bir plan götürüyorlardır. Bunu da düşünmek lazım. Her gezegenin de kendine özel özelliklerle yani maddesel yapılarla 3B'de de varlık gösterdiğini biliyoruz. Üst yoğunluklarda da. Farklı özelliklerde oluşumlar, hologramik yapılar ve yaşamlar, matriksler var olduğunu biliyoruz. Şimdi tekrar suremize gelelim. Bu gökler dediğimiz bizim evrenimiz için gökler 7 katman. Yer dediğimiz zaman da 3B dünyasından bahsediyoruz. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur dediğimizde, ışığın en saf halinden, en kristalize, enerjitik kristalize halinden bahsediyoruz. Fakat Allah'ın aslının amada olduğunu da, ruh kısmında olduğunu da tekrar edelim burada. Onun nurunun temsili şekli şöyledir diyor ayette, 35. ayette. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, e ee, Kandilde de bir cam fanus içinde fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Ne doğuya ne batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu gördüğüm zaman aklıma epifiz bezinin şekli geldi. Epifiz bezi videosunu lütfen dinleyin videolarını. Orada ben epifiz bezinin şeklini hem kozalak biçiminde olduğunu hem de bu zeytin çekirdeğinin benzeri olduğunu. Bu epifiz bezinin içerisindeki sıvının da en saf e, su olduğunu, enerjetik kristallerden oluştuğunu, ruhun epifiz bezine bağlanarak bedene tutunduğunu anlatmıştım. Ne doğuya ne batıya ait olan demesi kutbiyetsiz demektir. Ne negatif ne pozitif, ne batı ne doğu demek kutbiyetsiz demektir. Nötr halde demektir. Demek oluyor ki zeytin ağacı nötr. Ve zeytin e, en baştan beri ben yıllardır zeytini ve inciri düşünürüm. Her zaman zeytin çekirdeğini e, çekirdek olarak yani e, ana rahmindeki çekirdek olarak Yumurtanın çekirdeği olarak düşünmüşümdür. Yani e, yaratımın aynı, e, yaratımın sembolünün zeytin olduğunu, içindeki çekirdeğin de e, annenin yumurtasının çekirdeği olduğunu hep düşündüm. İnciri düşündüğüm zaman da babanın e, spermlerini düşündüm ve döllemeyi düşündüm. İkisini iki sembolik olarak Kur'an'da, yani dişil ve eril e, birleşmenin sembolleri olarak gördüm bu iki meyveyi. Burada da e, zeytinin kutbiyesiz olduğunu söylüyor. Ve bu şekilde baktığımız zaman mesela Şivan'ın lingamı aklıma geliyor. Onun da şekli aynı böyle fanus şeklinde üstü. Sanki ana rahmindeki gibi bir şekil ve her zaman da Shiva'nın epifiz beziyle çok fazla alakalı bir felsefe götürdüğünü de biliyoruz. Biliyorsunuz Hintlerin anındaki bu kırmızı noktalar epifiz bezini anlatır. Onların da tekamüllerine göre şekilleri farklı farklı olur bu şiva konusunu ayrı bir şekilde anlatacağım. Oldukça uzun. Şimdi spontane anlatıyorum. Yani yazılı bir metinden bahsetmiyorum. Tamamen aklıma gelen şeyleri ve kendi açtığım bu sureyi nasıl açtığımı anlatmaya çalışıyorum. ben bu konuyu yani anlımızdaki epifiz bezine bağlanan nur olarak açtım. Ruhumuz bağlanmadan önce ilk döllemeden sonra ana karnındaki döllemeden sonra bebek de oluşan ilk organ epifiz bezi demiştik. 21. günde başlıyor gelişimi kan pıhtısından. İlk gelişen organ epifiz bezi 21. günde ve daha sonra 21 günden 120 güne kadar da bu epifiz bezi gelişmeye devam ediyor. Tam olgunluğa geliyor 120. günde o anda ruhu bağlıyor kendine. Ruh bağlandığı zaman artık bebek varlık haline geliyor. Ruhla birlikte hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla 120. günden sonra aldırmak, çocuk aldırmak günahtır. Çünkü varlığı öldürüyorsunuz. Ruh olan, can taşıyan. Orta Asya'da hayvanlara canı var denir, yani ruhu var demektir. Canı var demek ruhu var demektir. Ruhu olan her şey de kutsaldır arkadaşlar. Böcek de kutsaldır, bitki de kutsaldır. Yani e, hücrelerinizde hücrelerinizde ayrı ruhları var. Siz insan olana kadar önce hücrelerde bağlanıyorsunuz, ruhlar bağlanıyor, sonra organlara bağlı. Hepsinin ayrı bilinçleri var. En son aşamada insan oluyor. Yani bir e, insan bedeninde de hem bir ana ruh var hem de her hücrenin ayrı ruhu var. Her organında ayrı ruhu var. Bunların da kendi içlerinde artık epifiz bezleri olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü belli bir noktaya kadar evrim dolanıyor 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 en sonunda bütünleşik insan oluyor. Tekrar devam ediyoruz. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacaktır. Nur üstüne nurdur. Bakın bugün zeytin çekirdeği yağı gerçekten çok değerli ve e, zeytin çekirdeğinin üstüne tonlarca e, yük yüklediğiniz zaman bile kırılması çok zor dışarıda ama mide asitiyle parçalanıyor ve işte kabuzda iyi geliyor. E, pek çok yararlı şeyleri var. internetten bakar okursunuz zeytin çekirdeğinin ne kadar faydalı olduğunu. Ve bilim adamları da şöyle demişler. Zeytin çekirdeği içinde embriyo var. Em, embriyo özelliği var. Yani ben kesinlikle haklıyım. Zeytin ve zeytin çekirdeği tamamen yumurtanın çekirdeği ve ana rahmi ile ilgili dölleme ile ilgili bir konu. Bunun da yağı o kadar kolay alev alabiliyor ki zeytinin bu bir benzetme. Epifiz bezindeki sıvının kristalliğinde ışığı çok saf insan bedenindeki en değerli sıvı ve buna düşen nur da aynı şekilde. Şunu da ilave edelim, spermlerin oluşmasını da sağlayan kaburgaların altındaki kaburga altı kemikleri ve kasık kemiklerindeki özel sıvının suyun değişerek sperm oluşturması. Bu, bu epifiz bezindeki sıvının benzeri de orada var. Ama en safı epifiz bezimizde var. Devam ediyor. Diyor ki Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. O burada farklı bir konu var. Şimdi biz ne dedik? Onurla ruh epifiz bezine bağlanıyor diye düşündük. Ama ruh İniyor mu aşağıya? Hayır. Ruh hep e, anti evrende duruyor. Madde tarafa düşmüyor hiç. Dilediği kimseyi nuruna iletir demekle de dilediği kimseyi bu nur ışığına iletir demek istiyor. Tam tersini söylüyor. Çünkü ruhla madde alemler arasında sonsuzluk kadar Uzaklık var demiştik. Ama birbirine bağlı nasıl bağlı demiştik? Ruhun nazari bakışıyla, madde aleme nazari bakışıyla bağlanabilir demiştik. Aynı e, o kedideki kedi deneyindeki gibi, gözlemcinin baktığı andaki gibi. Gözlemci isterse hareket veriyor mekanlara, matrikslere.